Bugün Müslümanın vazifesi ağırlaştı çok. Fakat ecri de çok yüksek. Bugün tekrar Mekke devrindeki evvelki duruma geldi. Cahiliye devrine girdi dünya. Demek ki bugün de hizmetler çok mühim. Cenab-ı Hak bugünkü bu zor hizmetlere gariden hasene buyuruyor ayette. Yani Cenab-ı Hak çok büyük bir ecir vereceğini biliyor. Cenab-ı Hak borçlanıyor. Bir insan bir fani bir faniye borçlanır. Gücü kadar borçlanır. Ve burada Cenab-ı Hak bir faniye borçlanıyor. Gariden hasene buyuruluyor. Bunun mükafatını Cenab-ı Hak verecek. Bugün Cenab-ı Hak Müslümanlardan böyle bir fedakarlık bekliyor. Bir araba rampada arıza yaparsa kenarı çekmek zor olur. Hatta geriye kaymasın diye onu takoz olmak lazım. Bak düzde olursa o kolay. Omuzda kenarı itersin. Bak bugün rampada arıza yaptı. Bugün fedakarlık bekliyor. Bu rampadaki arızayı işte Gazze'yi görüyor. Gazze direniyor buna. Bugün Avrupa'da, Amerika'da intihar hadiseleri çok. İşini kaybediyor, intihar ediyor. Alkolik intihar ediyor. Uyuşturucu intihar ediyor. Bir takım dünyevi sebep intihar ediyor. Gazze'de bir intihar eden var mı? Ev bombalanıyor, mal gidiyor, evlat gidiyor, kendi yaralanıyor. Bütün eline imkanlar alındı. İntihar eden var mı? Yok. İyi görüyoruz burada. Cenab-ı Hak mala takate lena bih buyuruyor. Cenab-ı Hak takatı açıyor. Gücü açıyor. İman bertaraf ediyor onu. İman bir lezzet haline geliyor ve bu lezzet acıları unutturuyor. Demek ki mühim ona imanlı insan yetiştirmek. Yani iman varsa daima galipse. Dünya nedir? Ahiret karşısında bir akşamın karanlığı, bir şafak vakti. Ahiret nasıl? Ebedi. Velhâsıl bugün İslam'ın askerleri olmak lazım. Yani kimin askeri olduğumuzun farkında olabilmek lazım.